Mercan Adası'ndan herkese selamlar. Teknem 10 gündür denizdeydi. Bir yer bulmuştum, söylemiştim daha önce. Şimdi geldik. Teknenin durumunu göstereceğim şimdi size. Sonra da teknenin temizliğine başlayacağım, onu çekeceğim. Hadi bakalım. Gösteriyorum. 10 günde bir taraf böyle. Diğer tarafı da göstereyim. Bir taraf tabii daha çok sudan ve güneşten etkileniyor. Orada olmuyor. Mesela su vuran yerler. Bu taraf biraz daha alçakta. Ama bak, suyun çarpıp bıraktığı yerler. Nasıl? Şimdi gösteriyorum. Arkadaşlar, teknenizi eğer altını boyamadan gideyim dersek... Şimdi temizliğe başlayalım. İlk önce elime araba yıkama için kullandığım işte eldiven gibi bir şey aldım. Bakın, videoda sanki çıkıyormuş gibi gözüküyor. Bayağı bir uğraştım. Aslında çok uğraşınca çıkmaya başladı. Bununla devam edecektim. Bir de ilk başta elime geçirdim. Hani elim bir şey kesmesin diye, sivri bir şey, ama 11 günde zaten elinizi kesecek kadar bir şey oluşmadığını fark ettim. Bir de ben bir 11 gün önce de araba yıkama makinesiyle su tutmuştum. Ama yani ilk 11 günde bu kadar böyle bir görüntü pisliği yoktu. Araba yıkama makinesinden sadece tutarken böyle bir pürüzler vardı. Bakın, pürüzlere elimle bakıyorum. Böyle kolay gibi gözüküyor bazen. Yani çıkıyormuş gibi gözüküyor ama fazla bir şey yokmuş gibi. Aslında sadece bir yosunlu kısmını alıyorum ben. Yosunlu kısmı aldıktan sonra fark ettim ki teknenin altı pürüzlü. Yani şöyle oluyor. Tekne sizin mesela jerkot suyun içinde durduğu sürece ilk başta suyun kireci yapışıyor. Pürüzlü bir ortam oluşturuyor. O pürüzlü ortama da gelip işte yosunlar yapışıyor. Sonra çakamozlar gelmeye başlıyor. Zaten 15 gün içerisinde o yosunları temizlemezseniz çakamozlar bayağı bir sarmaya başlıyor. Onu da denedik daha önce. Hatta zımpara falan kâr etmiyordu. Şu an elimde gördüğünüz bir zımpara. Zımparayla başladığım zaman anladım ki pürüzleri de yok ediyorum. Bayağı elimle hani yokladığım zaman kaymak gibi bir duruma geçiyor ve zımpara daha çabuk sökülmesine sebep oluyor. Yani şöyle söyleyeyim, tekneyi suda bırakacaksanız, hani böyle bir maceraya girecekseniz, bir saatlik bir yorgunluk çektim. Ha, zevkli miydi? Benim için zevkliydi. Daldım çıktım, spor gibi oldu. İşte teknemin altını gıcır gıcır yaptım. Bazı yerlerine mesela sürttüm, yerlere bir şeyler bulaşmış, onları falan temizledim. Ama anladım ki zımpara bu işi çözüyor. Bakın, aşağıya düşen şeyleri de balıklar geldiler. İşte teknenizin hem bu şekilde, ben arabamda da öyle yapıyorum. Teknenizi bu şekilde kendiniz temizlerseniz, tabii benim gibi şey yapmayacaksanız, yani altına zehirli yapmayacaksanız, teknenizdeki hataları da görme şansına sahip olursunuz. Arkadaşlar, paranız yoksa gücünüz olacak. Gücünüz yoksa tekne almayın. Evet. Bunları hep ben söylüyorum, biliyorum ama. Paranız varsa bunu gideceksiniz, birisine yaptıracaksınız. Zehirli boyasını attıracaksınız. Şıkır şıkır teknenizi kullanacaksınız. Ya da benim gibi spora gitmeyip buraya gelip spor yapacaksınız. Hadi bakalım. Thank you.
Yaptık ya. Oh. Ah, geldim. 5'te iş yerinden çıktım. İşte takriben 6'da buradaydım. İşte 6'yı çeyrek geçe falan. Saat kaç? Kaç? Tam 1 saat. 1 saatte teknenin son durumu. İlk önce çekmiştim. Şimdi de son hali çekiyorum. Birazcık daha dalıyoruz ve gösteriyorum. Burada. Evet, artık teknede sadece kullanım izlerim var. Kıyıya vurduğum zaman, keyifli anlar yaşarken, taşlara sürttüğüm zamanki çizgiler var. Başka hiçbir şey kalmadı. 15 gün daha, artık zehirli vurma gerek yok. Arkadaşlar 15 gün, bakın ne hale geldi tekne. 11 günde bu hale geldi. Eğer beklerseniz hiçbir şansınız yok. Tek çözüm, susun parası 0.5. Her yerinizin paralı. Yani süper bir şekilde çıkarttı. Başka türlü hiçbir şeyle kazımaydı. Evet, zaten 10 günden sonra tekneyi hala suda tutuyorsanız ve zehirliniz yoksa geçmiş olsun. Hadi görüşürüz, şimdi birazcık dinlenmek zamanı. Yok ben dalamam. Yok ben kıyıya çekerim tekneyi, altını silerim. Altına girerim. Arkadaşlar dalamıyorsanız tekne almayın. Zehirli atın. Tekne alıyorsanız da zehirli atın. Vallahi çekecek dert değil ha. Yemin ediyorum. Ben bunu kıyıya götürürüm. Kıyıda yaparım diye düşünüyordum. Olmazmış. Dalmayabileceksiniz. Paletleriniz olacak. Paletsiz denedim. İmkansız. Belinize bir ağırlık takabilirsiniz. Biraz daha aşağı sizi ittirir. Kafanıza dikkat edin. Sudan bir anda fırlatıyor sizi. Teknenin en altına indiğiniz zaman. Bir şeye denk geldiğiniz anda geçmiş olsun. Kafanız yarılır. Kendinize dikkat edin. İyi akşamlar. Herkese selamlar.